Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda kalonşon çiçeği nasıl köklendirilir, toprağı nasıl olmalı, nasıl sulamalıyız bunlardan bahsedeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi önümde 3 farklı yöntemle köklendirme yaptım. Birinci yöntem, yaprağını toprağa dikmiştim. Gördüğünüz gibi tuttu, güzel de bir filiz verdi. Şurası çok canlı, sağlıklı. Birinci yöntem bu şekilde arkadaşlar. İkinci yöntem, aynı şekilde yaprağını suya koymuştum. Bu da köklendi. Bu şekilde de kökleniyor. Üçüncü yöntem arkadaşlar, yine dalından kestim. Suya koydum. Bu da köklendi. Yalnız suda köklendirdiklerinizi sularını 2-3 günde bir değiştirin arkadaşlar. Daha çabuk gelişiyor o zaman. Ben öyle yaptım. Yaklaşık bir haftada çimlendi bunlar, köklendiler. Bu şekilde köklendiriyoruz, çoğaltıyoruz arkadaşlar. Bu çiçeğimizin toprağı nasıl olmalı? Çok özel bir toprak istemiyor. Biraz bahçe toprağı, biraz torf, biraz da çakıl taşları karıştırırsanız yeterlidir. Eğer elinizde varsa, ben şuraya biraz hazırladım. Burada neler var? Torf, perlit, kokopit, pomza taşı, biraz bahçeden toprak aldım. Vermikül. Güzel bir karışım var. Çiçeklerin geneli bilirsiniz arkadaşlar, baskın bir toprağı sevmezler. Hafif, geçirgen bir toprak isterler. Öyle bir toprakta daha iyi çabuk gelişirler. Toprağı da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Nasıl suluyoruz? Her çiçek gibi, her bitki gibi toprak nemini kaybettikçe suluyoruz arkadaşlar. Toprağını fazla çamurlaştırmıyoruz. Akşamları sulamıyoruz. Akşamdan suladığımız zaman kökleri üşür. Oda sıcaklığındaki sulardan suluyoruz. Dinlenmiş sulardan suluyoruz. Bu şekilde arkadaşlar, toprağında fazla kurumasına izin vermeyin. Bir de sularken alttan sulama yapın arkadaşlar. Çünkü unlu bit falan olur. Üstü çok nemli kalırsa, havada soğuduğu için toprak kolay kolay nemini kaybetmez. Bu da unlu bit falan olur. Alttan sularsanız üstü kuru kalır, unlu bit falan olmaz. Sulamayı da bu şekilde yapın. Nasıl bir güneş olmalı arkadaşlar? Bütün çiçekler güneşi sever, sıcağı sever ama aşırı sıcağı güneşi sevmezler. Perdenin arkasından süzülen aydınlık bir güneş olursa yeterlidir. Zaten çiçeklerin geneli öyle bir güneşi severler. Yani aşırı sıcağı sevmezler. Perdenin arkasından süzülen güneş onlar için yeterlidir. Daha sağlıklı büyürler. Aydınlık bir ortam. Güneşi de bu şekilde arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz, bu da çok güzel. Bu şekilde arkadaşlar. Bir de şöyle yaprakları çürüdüğü zaman, şöyle dalları falan, çiçekleri solduğu zaman çürümeye yakın, onları temizleyin. Çiçeğin sağlığı açısından daha iyi olur. Çürümüş yaprakları falan üzerinde tutmayın, temizleyin. Çünkü diğerini de çürütür o. Bu şekilde arkadaşlar. Eğer çürümüş, kurumuş dalları temizlemezseniz bitki onu iyileştirmek için çaba sarf eder. Bu da bitkinin zayıf düşer. O çürümüş, kurumuş dalları temizleyin. Bitki enerjisini kendine versin. Daha iyi gelişir o şekilde. Köklendirmeyi de çoğaltmayı da bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Toprağında dediğim gibi fazla özel bir toprak istemez. Biraz bahçe toprağı, biraz torf, biraz içerisine çakıl taşları karıştırarak dikebilirsiniz. Sulamayı da toprak nemli olacak şekilde sularsanız, güneşi de perdeden arkasından süzülen bir güneş olursa yeterlidir arkadaşlar. Bir de zaten kış ayındayız. Bitkiler uyku döneminde fazla besine de ihtiyaç duymazlar. Yani 2 ayda bir böyle çok az besin takviyesi yaparsanız yeterlidir. Bu şekilde arkadaşlar, benim aklıma gelen şu an bunlar. Sizin sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmına yazarsanız oradan size yardımcı olurum.
Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.